Ve ana radıyallahu Yine Aşe annemiz rivayet ediyor. Bukhari Müslüm rivayetinde. İnne makane sallallahu sallallahu <ThBraun> ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağı neydi? Ellezi yene mâle üzerine uyduğun. Edemen deriydi. Tabaklanmış hayvanın tabaklanmış derisi. Haşvu içi lifın hurma dallarından, yapraklarından içine biraz şey söylüyorum ama çok sert. Zaten sert olmasını kendi isterdi. Kolay uyanmak için gece namazına. Ve Hafsa radıyallahu teala Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıymetli eşi bizlerin annemiz. Tirmizi Şemail'de bu hadis-i rivayet ediyor. Kâlet dedi. Kânet firâşu Rasûlillâh sallallahu teala aleyhi yatağı benim evimde diyor yani. fi beyti bana geldiği gecede nöbetinde benim evimde gidi. Mishen mis'hidi yani bu sofuların da e, giydikleri deve kılından, koyun yününden falan günden yapılma aba. Hani çobanlarda bazı üstlerine gelirler böyle sert kıldan efendim e, tasavvuf ehlinin de bazı sofilerinde üzerlerinde eski dervişlerin şeylerinde de görülür böyle kıyafetlerinde sert kıldan e, yapılma bir aba gibi. E, nesni, biz onu e, şey yapardık, bükerdik. Sint, e, Efendim sin yeteğini iki e, kat yapardık çok ince iki kat yapardık fena mai on üzerine uyurdu sallallahu Teala aleyhi ve sellem Sinteyni de olabilir yani sin yeteyni de var Sinteyni de var Sinteyni iki kat demek istiyor. Ondan sonra seseneynahu bir kere katladık Lehu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Leyleten bir gece bir erbain Dört kat yaptım diyor Yani demek uzun bir şey Yatacağı şeyi ikiye Adetimiz ikiye katlamaktı Bir gece dörde katladık Dörde katlasa da bizim yatakların Kırkta biri Bizim yataklar nasıl? Bu kadar İçinde her türlü mekanizma var Boynuna, beline Ondan sonra efendim oran ağrımasın, buran sancımasın, şöyle yaylan, böyle yataklan, Dinme Ben de tabii hiç en ufak yaylandığımı da uyuyamıyorum. Çok sert olması lazım. Taş gibi ki anca ağrımıyor. Yoksa kemiklerim ağrıyor. Onun için oturduğum minderler de taş gibi. Birisi otursa küt diye şey olacak yani. Hep minderlerimi öyle taş gibi yaptırıyorum. Hele benim yani şeyim, vücudum da öyle ağrıdan dolayı da. Yani iki katı, onun iki katı dediği o şu kadar. Şu kadar etmez. Bir gece diyor, dört kat, yani dörde katladık diyor. Felem ma sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde kalktı sabah sabaha yakın. Kale bu ma faraştum leylete. Ya bu gece ne döşediniz altıma? Ve zekan ne hal geliyor? Biz onu onu anlattık dedik. İşte kışın şeyin bildiğin şeyiniz şey. O gün şeyi kıldan olan efendim kabayı şey yaptık. E nasıl yaptınız da böyle bir değişiklik oldu? Niye oldu? Dedik. E dört kat katlar. Fakale ruddu bi hali. Ya ikiye indirsen de niye dört yaptınız? Fein bana onun yumuşaklığı efendim menaatni beni engelledi elleyete bu gece salati. Benim namazımdan beni engelledi ya biraz yumuşak olmuş buyurdu. Şimdi namazından engelledi diye siz de zannediyorsunuz teheccüdü kaçırdı değil mi? Ne anladınız? Biraz geç kalkmış. Anladın? Gece 3 2'de kalkacak, 3'te kalkacak. Üç buçuk olmuş yani. Teheccüdü kaçırmış anlaman yani. Aa Resulullah da arada teheccüdü kaçırıyormuş. Ben de kaçırayım falan. Sen <laughs> ben de sifte yok zaten. Neyi kaçırıyorsun arada ya? Bu gece buyurdu Bunun yumuşaklığı namazıma mani oldu. Yani erken kalkmama mani oldu. Biraz beni ne yaptı? Geciktirdi. Yumuşak olmaz. Öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem idi yenâmı uyurdu ehyânen bazı kere alâ seririn serirde de uyurdu. Serir yani yatakta yatmak caiz midir? İlle yere mi serilmesi lazım? Yatakta yatmak caizdir. Sünnete de muhalif değildir. Masa gibi de değildir yani. Sünnete de muhalif değildir. Efendim de hep yatar onun için. Ama tabi serir dediğine şimdi sedir diyorsunuz işte döşek gibi yani. Demektir biraz yüksek. Zaten hadislerde biliyorsunuz ya kabı bazı kere hacet yaptığı kapı serinin altına koyardı diyor. Oradan anlaşılıyor ki mesafede ne var? Bir ibrik koyacak kadar altta pay olduğunu da zaten anlamanız lazım. Mermulin dokunmuş. Yani hurma lifinden dokunmuş. Sedir neden? Hurma lifinden dokunmuş. Hurma ağacının yapraklarından. Bir şeritin hurma ipleriyle efendim şerit dediği Türkçede de dedi, şerit diyorsunuz işte. O da Arapçadır. Şerit. Şerit yani hurmadan fitil. Fitil de Arapçadır. Fetil, fitil. Hep onlar Arapçadır. Ee, böyle e, şey yapılmış işte. Örülmüş yani ha. Hurma lifinden fitille fitillerle böyle şeritlerle e, ö örülmüş. Bir sedirin üzerinde de yatardı. Hatta hatta iz bırakırdı. Fi cembi. Yani o kadar tabi sert hurma lifi direkt hurma lifinin üzerine yattığı için ne yapardı o lifler? Mübarek yanağında yanında iz yapardı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz. Bu da onun hepsini, neyini anlatıyor? Dünyaya karşı rağbetsizliğini tekellüften uzaklığını